Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir anlatım gerçekleştiririz ve umarım modeli beğenir, benimle birlikte denersiniz. Modelimiz iki renkten oluşacak, ucu çengelli. Tığ kullanacağım ve zaman kaybetmeden şimdi hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Hepimize kolay gelsin. Öncelikle zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. Çok kasmadan alt kısmını kullanacağınız yere göre zincir sayısını ayarlayıp zincirinizi çektikten sonra modelin ilk aşamasına geçebilirsiniz. Şimdi ben anlatım yapacağım için bir model ve iki tane ara modelinden oluşturacağım anlatımı. Bunun üzerinde yapacağım arkadaşlar. Ve daha sonrasında kamera arkasında büyük parçasını sizler için hazırlayıp onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben yeteri kadar zincirimi çekip hemen geliyorum. Evet, yeteri kadar zincirimi hazırladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek geriye geliyorum. Ve dördüncünün içine batarak buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Devamında yandaki ilmeğime geçiyorum. Yine bir ikili trabzan. Sonrakine geçiyorum. Yine bir ikili trabzan. Hiç ilmek atlamadan istediğimiz sayıya ulaşıncaya kadar bu ikili trabzanları yapacağız. 2, 4, 6. Zincirimizi saymıyoruz arkadaşlar. 7 ve 8. 8 tane bu ikili trabzanı yaptıktan sonra şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. 1 ve 2. Aynı yani 8. trabzanımızı yaptığımız ilmeğin içine batıyoruz. Ve buraya yani aynı ilmeğin içine bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Devamında yandaki ilmeğimize geçerek yine ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ikili trabzan da bu tarafa yaptık arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir ilmek boşta bırakıp diğerine geçiyorum. Ve buraya bir kutucuk oluşturuyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Yandaki ilmeği boş bırakıp diğerine geçiyorum. Yine bir kutucuk oluşturuyorum. Tekrardan bir zincir. Bir ilmek boşta ve diğerine geçiyorum. Üçüncü kutucuğumu oluşturuyorum. Yine bir zincir. Bir ilmek boş bırakıp diğerine geçiyorum. 4 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi son kutucuğumuzu yapacağız. Yine bir zincir, bir ilmek boşta ve diğerine geçiyoruz. 5. kutucuğumuzu da yapmış olduk. Şimdi devamında yandaki ilmeğimize geçerek yine ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Baş tarafta olduğu gibi. Bu şekilde. Yine şuradan göstereyim. 8 tane ikili trabzanımı yapacağım. Araya 2 zincir, aynı trabzanın içine bir trabzan yapıp devamında yine burayı da 8'e tamamlayacağım. Şu bölümü nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapıp bitireceğim arkadaşlar. Sona kadar ben burayı tamamlayacağım. Devamını birlikte yapacağız. Evet. Sona geldim. 8 tane trabzanımı buraya da tamamladım. Şimdi bir tane en sona geldiğinizde bir tane ilmek atlayıp diğerine batarak yani sonuncu ilmeğinize batarak buraya da son bir trabzan yapıyoruz. Burası benim fazlalık oldu. Fazla çekmişim zinciri, önemli değil, orası kalsın. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrardan dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar şu baştaki trabzanımızı boş bırakıp ikinci trabzanımızın yani şu döndüğümüz trabzan, onu saymıyoruz. Şuradaki 8 trabzanı baz alıyoruz.
baştaki trabzanımızı boş bırakıp diğerinin arkasından tığımı geçirerek buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan yandakine geçip yine arkadan alıyorum trabzanımı ve bir ikili trabzan daha. Yandakine geçiyorum. Onu da arkadan alarak trabzanımı yapıyorum. Sıradakine geçip aynı işlemi yapıyoruz. Sonrakine yine aynı işlemi yapıyoruz. Sonrakine geçtim, aynı işlemi yaptım ve yuvamızın yanındaki son trabzanımı da aldım. Burada 2, 4, 6, 7 tane trabzanımız oldu. Şimdi bunu kaydırma yaptığımız için buradan artırma yaparak, yani yuvamızın içine bir ikili trabzan daha yaparak burayı yine alt sırada olduğu gibi 8'e tamamlıyoruz. Araya 1 ve 2 zincir yine ve yuvamızın içine yine bir trabzan yaparak diğer tarafı yapmaya başlıyoruz. Trabzanımı yaptım, yuvanın içindeki trabzanı ve ilk trabzanımı alıyorum. Yine ikili trabzan. Yandakine geçiyorum. Yine aynı şekilde ikili trabzan. Burayı da az önce yaptığımız 8 trabzan gibi trabzanlarımızı arkadan alarak yapmaya devam ediyoruz. Başlangıçta olduğu gibi buranın bitiminde de son trabzanımı yapmıyorum. Hemen bir sayalım. Yuvamızın içindekinden başlayarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sondakini boşta bırakıyoruz. Bu şekilde meyil vermiş oluyoruz. Bir trabzan kaydırmış oluyoruz ama sayımız değişmiyor arkadaşlar. Ortadan artırma yapmış olduk. Şimdi modelimizi kurmaya geldi sıra. Şimdi buradan herhangi bir zincir çekmiyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Buradaki kutucuklarımızdan 1 ve 2'sini atlıyoruz. Ortadaki 3. kutucuğumuzun içine geçiyoruz. Buraya şöyle birazcık uzunca bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki ilmeğimizi, bir zinciri çektikten sonra ilmeğimizi uzatıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Burada çektiğimiz zincirin içine batarak ilmek çıkarıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeğimizi çıkardıktan sonra hepsini birden çekip bir puf örgü yapıyoruz buraya. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekip yine aynı burada zincir çektiğimiz ilmeğimizin içine batıp üzerine ipi almıyoruz arkadaşlar. Burayı sabitliyoruz. Şimdi tekrardan zincir çekmiyoruz burada. Yine aynı kutucuğumuzun içinden bir trabzan yapıyoruz. Yine birazcık az önceki gibi uzunca. Bir tane zincir, ilmeğimizi uzatıyoruz biraz. Yalnız bu uzattığınız ilmeklerin her bir modelde eşit uzunlukta olmasına dikkat edin. Şimdi tekrardan zincir çektiğim ilmeğimin içinden 1, 2 ve 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bunların hepsini birden çekip topluyorum. Sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip aynı zincir çektiğim ilmeğimin içine batarak burayı da sabitliyorum. Az önceki ilk modelimizde pufumuzda olduğu gibi. Tekrardan aynı kutucuğumuzun içine yine bir trabzan. Yine bir zincir. İlmeğimizi uzatıyoruz. Zincir çektiğimiz ilmeğin içinden 1, 2 ve 3 tane ilmek çıkarıp hepsini birden topluyoruz. Sabitliyoruz. 1, 2 ve 3 zincir tekrardan aşağıdaki ilmeğimizin içine batarak burayı da sabitlemiş oluyoruz.
Şimdi son modelimizi kuracağız. Aynı kutucuğun içinden yine bir trabzan yaptım. Yine bir zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım ve pufumu yapmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Pardon, 3. Çok affedersiniz. 3 tane doldurup çektim hepsini birden. Sabitledim. 1, 2 ve 3 zincir. Aşağıdaki aynı ilmeğimin içinden burayı da sabitleyip bitiriyorum. 4 tane pufumuzu bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi buradan yine hiç zincir çekmeden 2 kutucuğumu boşta bırakıyorum arkadaşlar. Ve baştaki trabzanımı yine atlayarak ikinci trabzanımı arkadan alıp buraya da trabzanlarımı ilk başlangıçta olduğu gibi sırasıyla yapmaya başlıyorum. Yuvamızın içine 8. trabzanımızı yapıp 8'e tamamlıyoruz. 2 tane zincir, aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan. Sonrasında da hemen ilk trabzanımızı da yine arkadan alarak az önceki işlemlere devam ediyoruz. 7. Buradaki trabzanımı da alıp 8'e tamamlıyorum. Yine bir trabzanımız kalıyor burada kaydırma yaptığımız için. Ve burada bakın zincir çekerek döndüğüm yuvanın içine batarak trabzanımı yapıyorum. Şimdi ip değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimizi şu şekilde değiştireceğiz arkadaşlar. Trabzanı, son trabzanı yapmadan şöyle buradan son zincirli yuvamın içinden geçirdim. 3 ilmeğimi aldım. Krem ipimi alıyorum. Kremle devam edeceğim. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Sarı ipi de alarak her ikisini birden şöyle tığımın üzerine alarak bu her iki ipi de aradan çıkarıyorum ve buraları her ikisinde sabitlemiş oluyorum, sağlamlaştırmış oluyorum. Bu sarı ipi buradan kesseniz bile artık bir şey olmaz. Bu şekilde yapıyorum son trabzanımı ve devamında 1, 2, 3 tane zincirimi krem ipimle çekiyorum. Bu arada modelimiz bu şekilde, şu anki görüntüsü. 3 zincirimizi çektikten sonra tekrar ipimizi tığımızın üzerine alıyoruz. Yine baştaki trabzanımızı boşta bırakıyoruz arkadaşlar. İkinci trabzanımızı yine sarılarda olduğu gibi arkadan alarak trabzanlarımızı alt sıralarda olduğu gibi yapmaya başlıyoruz. Sonrakine geçiyorum. Üçüncü trabzanımı aldım, yaptım. Bu bölümü beraber bitirelim. Devam ediyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çok da gösterişli bir model. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. Battaniye, yelek, hırka ne isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi sona geldim. Sondaki trabzanımı da yine alıyorum. Hemen sayıyoruz. Bir tane kaydırma yaptık. 2, 4, 6, 7. 8.'yi sarı bölümde olduğu gibi yuvamızın içine yapıyoruz. 8. trabzanı yaptık. 2 zincir. Aynı yuvanın içine yine trabzanımızı yaparak başlıyoruz. Sarı bölümlerde olduğu gibi yine trabzanlarımızı alarak devam ediyoruz. Yuvanın içine bir tane trabzan yaparak başladığımız için yine 8 sayısını elde etmiş oluyoruz trabzanlarda. Sondaki trabzanımızı boşta bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi trabzanları bitirdik. Şu bölüme geldik arkadaşlar. Alt sırayı hatırlayın. Kutucuklarımızı oluşturmuştuk. Yine bir tane zincir çektim. Buradan kutucuklarımızı oluşturabilmek için bu kez çiçeğimizi kullanacağız. Çiçeğimizin trabzanlarını kullanacağız. İlk trabzanı yine arkadan bakın öne doğru alıp buraya bir kutucuk oluşturuyorum.
Yine araya bir zincir. Yandaki trabzanımı alıyorum. İkinci kutucuğumu oluşturmuş oluyorum. Yine bir zincir. Sonraki trabzanıma geçip onu alıyorum ve bir kutucuk daha oluşturuyorum. Yine bir zincir. Son trabzanımı alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane kutucuk oluşturmuş olduk. Yine bir zincir. Buradan yine baştaki trabzanımızı boş bırakıp ikinci trabzanımızı az öncekiler gibi arkadan alarak trabzanlarımızı bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, sona geldim. Son trabzanımı boşta bırakıyorum. Burayı doldurdum. Az öncekiler gibi de yaptığım gibi ve son buradaki son zinciri çekip döndüğümüz yuvamızın içinden trabzanımızı yapıp burayı bitiriyoruz. Tekrardan 3 zincir çekip geriye dönüyoruz arkadaşlar. Bakın modelimiz şekil almaya başladı. Şimdi aynı şekilde yine baştaki trabzanımızı boşta bırakıp ikinciden trabzanlarımızı alarak örmeye başlıyoruz. Aynı şekilde yuvanın içine kadar geleceğim. Trabzanlarımı yaparak bu yuvanın içini yine beraber yapalım. Sonra da çiçeğe kadar yine ben öreceğim ve krem çiçeğimizi hep birlikte koyacağız. Evet, yuvamın içine de şimdi 8. trabzanımı yapıyorum. Önceki aşamalarda olduğu gibi 2 zincir çekip tekrar yuvanın içinden trabzan yaparak başlayıp hemen ilk sıradaki trabzanımı alarak yine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu şekilde yine sona kadar geleceğim. Sonra da yine krem çiçeğimizi birlikte koyacağız arkadaşlar. Trabzanlarımı tamamlayıp hemen trabzanlarım tamam, yine 8'e tamamladım. Sondakini yine altlarda olduğu gibi boşta bırakıyoruz, yapmıyoruz onu. Ve şimdi buradaki şöyle çiçeği yatırayım öne, daha rahat görün. Buradaki kutucuklarımızı sarı papatya diyeyim ben bunlara, papatyaya benzettim. Papatyalarımızı yaptığımız gibi şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmiyoruz bu aşamada. Alt aşamada olduğu gibi 1-2 kutucuğumuzu boşta bırakıp ortadakine geçiyoruz. Yine şöyle bir uzunca trabzan, bir zincir, ilmeğimizi uzatıyoruz ve ilmeğimizin içine batarak 2-3 tane ilmek çıkarıp hepsini birden topluyoruz, sabitliyoruz, bir puf oluşturuyoruz. 1-2 ve 3 zincir çekip aynı alttaki ilmeğin içine burayı sabitliyoruz. Tekrardan aynı kutucuğun içinden yine bir trabzan, bir tane zincir, ilmeğimizi uzatıyoruz ve alttaki zincir çektiğimiz ilmeğimizin içinden ilmeklerimizi tek tek uzatarak çıkarıp 3 taneye tamamlayıp hepsini birden çekip çıkarıyoruz. 1-2-3 zincir alttaki ilmeğimizin içine inip burayı sabitliyoruz. Aynı kutucuğumuzun içine 3. çiçeğimizi yapıyoruz. Trabzanımızı yaptık. Bir zincir, ilmeğimizi uzattık. Zincirimizin içinden ilmeklerimizi uzatıyoruz. 2 ve 3. Hepsini birden toplayıp sabitliyoruz. 1-2-3 zincir aynı alttaki ilmeğimizin içine inip sabitliyoruz. 3 tanesini yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Aynı kutucuğumuzun içine trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Ve 1-2-3 hepsini birden toplayıp sabitleyip 1-2-3 zincir alttaki ilmeğimizin içine batarak bitiriyoruz. Buradan da yine zincir çekmiyoruz çiçeklerimizi yaparken. Baştaki trabzanımızı boş bırakıp ikinci trabzanımızdan itibaren önceki aşamalarda olduğu gibi
trabzanlarımızı arkadan öne doğru alarak yapmaya devam ediyoruz. Evet, yine sona geldim. Son trabzanımı bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki zincir çekerek döndüğüm bölümden ipimi geçiriyorum. Ve şöyle sarı ipimi de alarak bunu da diğerleriyle beraber çekeyim. Kremi bırakıp sarıyla kalan ilmeklerimi çıkarıp burayı sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Aynı şekilde baştaki trabzanımı boşta bırakıp ikinciden itibaren alt aşamalarda olduğu gibi trabzanlarımı toplayarak ve trabzanlarımı yaparak çiçek bölümüne kadar geleceğim arkadaşlar. Tekrardan son kez yuva oluşturmayı sizlerle paylaşacağım. Sonra da parçayı büyütüp kamera arkasında büyük halinde sizlere göstereceğim. Evet. 8. trabzanımı da yaptım ve buradaki son trabzanımız yine boşta kalıyor. Bir zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ipimi ve buradaki trabzanımın içinden bir trabzan yaparak ilk kutucuğumu oluşturuyorum. Tekrardan bir zincir, yandaki trabzanımı alıyorum. Bir zincir, ikinci kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Sonrakini alıyorum. Üçüncü kutucuğumuzu oluşturduk. Yine araya bir zincir. Sondaki trabzanımı alarak dördüncü kutucuğum ve tekrardan bir zincir. Baştaki trabzanımızı boş bırakıp diğer trabzanımıza geçerken burada 5. kutucuğumuzu da oluşturmuş olduk. Bu sırayı da bitireyim ve büyük parçayı ben sizler için hazırlayayım. Geri dönüşte de zaten alt bölümlerde olduğu gibi çiçeklerimizi bu ortadaki kutucuğumuzun içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben büyük parçayı hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor. İki modelli büyük bir parça da hazırladım sizin için. Arkası bu şekilde. Başta da yaparken de söylediğim gibi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Çok şık, çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir, yapar ve güzel günlerde kullanırsınız bu şahane modeli. Şöyle de yaklaştırayım, biraz yakından da görün. Evet, bugün de bana zaman ayırdınız, beni izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.